Doğru insan kaynağına erişmek, bunları doğru bir şekilde şirket içerisinde kariyerlerini yönetmek ve daha önemlisi de şirket içerisinde tutabilmeyi sağlamak. Tabii ki günümüzde insan kaynağı açısından birçok sorun var, birçok problem var. Athena Bilişim'den Barış Ergün ile beraber bütün bunların hepsini konuştuk. İnsan kaynaklarını acaba doğru bir şekilde yönetmek için hangi araçlara ihtiyacımız var? Bu araçların hangi yeteneklere sahip olması gerekiyor? Ve daha da önemlisi biraz geleceğe baktığımızda doğru bir insan kaynakları uygulamasından ne beklemeliyiz? Detaylarını sohbetimizde izleyebilirsiniz. İnsan kaynakları yöneticileri en büyük sıkıntıyı nerede yaşıyorlar? Biraz sizden dinlemek istiyoruz. Bizler eskimeye başlayan kuşaklar belki şu anda iş dünyasının direksiyonundayız. Ancak diğer taraftan yeni kuşaklar Z kuşağı iş hayatına girdi. Ve gerçekten değişimin derinden hissedileceği şey var önümüze. Bu gençler ve arkasından gelecek olan kuşaklar eminim ki vizyoner ve fütürist yetilerini, kabiliyetlerini fazlasıyla sergileyecekleri bir iş hayatı üretecekler ve geleceğin yöneticilerini de biz bu gençlerden oluşturacağız. Bence insan kaynakları yöneticilerinin de aslında önünde yanıtlaması gereken en önemli soru bu. Yani kültürel dönüşümün bu cereyan ettiği ve farklı çalışan profillerini yönetilmesi gereken bir ortamda bu profiller, bu çalışanlar nasıl sentezlenecek ve verimli bir çalışma ekosistemi bu doğrultuda nasıl tasarlanacak? Bu gerçekten en önemli yanıt bulması gereken soru olduğunu düşünüyorum. Barış Bey, şimdi şikayetler, sıkıntılar büyük elbette ama bunları çözen teknolojik uygulamalar da var tabii ki. Peki böyle bir teknolojik uygulamadan bizim beklentimiz, bir insan kaynakları yöneticisinin beklentisi ne olmalı tam olarak? Murat Bey, aslında bu noktada vurgulanabilecek ve artık çok yabancısı olmadığımız pek çok anahtar kelime var. Nedir bunlar? Bir kere uygulamanın yetenek merkezli olması lazım. Yeteneğin ön planda olduğu, yeteneği nasıl bulduğumuz, geliştirdiğimiz ve tutundurduğumuz noktasında bize yön gösterici bir uygulamaya ihtiyacımız var. Sosyal olmalı, çünkü kurum içerisinde ekiplerin, bireylerin birlikte etkileşimli çalışmasını destekleyen, tüm kurum çalışanlarının birbirine bağlı büyük bir organizma olarak hareket edebilmesini sağlayan uygulamalara ihtiyacımız var. Sezgisel olmalı, çünkü arayüzlerin bize uygulamanın kolay bilgiye kolay erişilebilir, kolay işlenebilir, kolaylıkla denetlenebilir ve hataları en aza indirgeyecek şekilde kontroller sunan bir altyapıda olması gerekli. İş zekası, yani raporlama altyapısı yine önemli. Uygulamaların bize gömülü bir takım analitik kabiliyetler sunması, hazır performans ölçümlemeleri ve KPI'ler sunması, esnek uyarı ve bildirim mekanizmaları sunması gerekli. Self servis olmalı, mobil olmalı, işe alım süreçlerini otomasyon ve işe alım kriterleri bazında desteklemeli. Yapay zekanın günümüzde artık hızla gelişen, olgunlaşan bir alan, uygulama tarafından desteklenebilir bir başlık olması gerekli. Ve bunların ötesinde de insan kaynakları süreçlerini topyekün kucaklayan uçtan uca bir suite uygulama olmalı diyebiliriz. Peki bu şimdi bahsettiğiniz başlıklar çok güzel gerçekten de. İnsan kaynakları yöneticileri özellikle yapay zekayı kullanarak işlerini büyük oranda kolaylaştırabiliyorlar anladığım kadarıyla. Peki hangi ölçekte şirketlere hizmetleri veriyorsunuz? Yani her ölçekteki şirket bu hizmetlerden faydalanabiliyor mu? Aslında tabii ölçek farkı gözettiğini söyleyemem. Biz insan kaynakları çözümlerimizi genellikle orta ve büyük ölçekteki işletmelere sunuyoruz. Ama buradaki öncelikli olan kriter tabii ki sadece çalışan sayıları, firma ciroları ya da satış hacimleri değil. Firmanın insan kaynaklarını uçtan uca stratejik bir iş fonksiyonu olarak benimsemesi ve insan kaynakları süreçlerini de kademeli ve planlı bir şekilde dijitalleştirmeye çalışması, bu yaklaşımda olması çok kritik. Çünkü modern insan kaynakları artık yüzeysel bir özlük yönetim sistemi ya da personel veri tabanı konumunda değil. İnsan kaynağı artık işletmelerin yönetmesi gereken, optimize etmesi gereken ve sürekli geliştirmesi gereken bir sermaye haline geldi. Bundan dolayı biz uygulamaları artık insan kaynakları uygulamaları değil, insan sermayesi uygulamaları diyoruz. Bu uygulamalarda bu perspektifle hazırlanıyor ve sürekli geliştiriliyor.
Biz de işletmeleri bu doğrultuda stratejik yönlendirme sağlamaya çalışıyoruz. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Athena Bilişim olarak Oracle çözümleri kullanarak özellikle HCM başta olmak üzere müşterilere nasıl fayda sağlamış oluyorsunuz? İnsan kaynakları uygulamaları tabii uçtan uca pek çok insan kaynakları sürecini kapsıyor. Temel insan kaynakları ve özlük süreçlerinden başlıyoruz. Bordro, izin yönetimi, ücret, yan haklar, kariyer planlama, kariyer yedekleme, yetenek profili, performans ve hedef yönetimi, eğitim yönetimi, işe alım yönetimi, insan kaynakları analitik altyapısı, yardım masası ve zaman iş gücü yönetimi gibi pek çok iş süreci, insan kaynakları iş süreci karşımızda. Bu ürünlerin implementasyonlarını gerçekleştirirken diğer taraftan da bu uygulamaların üçüncü parti sistemlerle ya da dağıtık bir takım firmanın mevcut yatırımlarıyla sistemleriyle entegrasyon ihtiyaçları söz konusu olabiliyor. Bu entegrasyon çalışmaları gerçekleştirebiliyoruz. İşte bir takım yerel bordro uygulamaları, puantaj sistemleri, harici eğitim portalleri uygulamaları, kariyer portalleri gibi gibi pek çok sistem insan kaynakları sistemleriyle entegre çalıştırılabiliyor. Bu noktada bu inovasyon noktalarının yeni kazanım noktalarına müşteri için dönüştürülmesini ve kurum içerisindeki insan kaynakları süreçlerinin dijitalleştirilmesini de daha derinleştirilmesini hedef olarak kendimize koyuyoruz. Barış Bey çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İnsan kaynakları tarafında hem sizin sunmuş olduğunuz çözümleri hem de Oracle HCM'in şirketlere ve kurumlara nasıl fayda sağladığını sizin ağzınızdan dinlemiş olduk. Bu çerçevede şunu da hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize. İnsan kaynakları gerçekten de son 3 yıl içerisinde ciddi anlamda değişti. Barış Bey'in bahsetmiş olduğu gibi artık daha sosyal, daha mobil, daha akıllı insan kaynakları uygulamalarına olan ihtiyaç arttı. İş yerinde artık yapay zekanın önemi de arttı. Dolayısıyla yapay zeka iş başında raporunu hemen indirerek siz de insan kaynaklarındaki bu dönüşümü şahit alabilirsiniz. Download linki hemen videomuzun altında indirmeyi unutmayın. Çok teşekkürler Barış Bey. Ağzınıza Ben sağlık. teşekkür ederim Murat Bey. İyi günler. İyi günler.